Kanal Ardanoş'tan hepinize günaydın. Hertüs Yaylası'ndayız. Saat sabah 6 suları. Burada Kürdoğan'ın tepesine erkenden güneş vurur. Şöyle eskiden tabi saat 6 gibi bütün yaylalardan mal toplu olarak toplanır giderdi. Şimdi mal sahipleri gördüğüm kadarıyla ayrı ayrı çobanlar tutmuşlar. Kimisi çoban tutmamış. Burası bizim eski yaylamız, biraz değişmiş. Tabi eski hallerini biliyoruz biz daha fazla buraları. Buralarda Melahat Yenge'nin yaylası vardı. Asim amcamların, Kazım amcamların yaylası. Ali Nazım amcaların yaylası. Hadi Şengilerin, Mecid amcaların yaylası. Bunlar sizinkiler mi hayvanım? İyi, Allah hayırlısını nasip etsin. Şimdi iş buradan çıkmak. Evet. Burada bir tane delikanlı var. Pişt, sen ne yapıyorsun ya? Senin adın ne senin? Ne yapıyorsun sen? Kendini sevdirmeyi beceriyor mu? Burası Remzi abinin yaylası rahmetlik. Bağ bostan bozulmuş bu ellerde. Buralarda ağlar olurdu. Melahat Yengelerin 200 canlı civarında keçisi vardı. Bizim koyunlarımız vardı. Bugün eskiyi andık ve selam. Hertüs Dağı yazlarında şenlenir, ulu dağlar çemenlenir, güllenir. Akşam beşte yaylasına mal gelir. Ve hey yolcu, merak etsen gel de gör. Sabah yarış kim açar, kim erken açar koyunu, kazanır hakkı her zamanki bu oyunu. Kim çekermiş makaryozun bu huyunu? Be hey yolcu, merak etsen gel de gör. Remzi abi geç açıyor davarı, bilmem var mı bu hasletin zararı. Kim götürmüş ahirete dünyasındaki malı? Be hey yolcu, merak etsen gel de gör. Tayyip emmi yaylamızın sucisi, Eylül Sevan namazında birisi. Bilmez kadrini acep neden kimisi? Be hey yolcu, merak etsen gel de gör. Kürt Osman çobanların piridir. Cahil ama anlayışlı biridir. Hatırlatayım herhal bura yeridir. Ve hey yolcu, merak etsen gel de gör. Karaçekil, kuru göller, Kürdüvan. Sırtlara çık azıtta dur yulan da yulan. Böyle diyar bulunmaz anlasana be ulan. Ve hey yolcu, merak etsen gel de gör. Zamanında şu öküz yatağının sırtlarında kaltoşanın orada bu şiiri yazmıştım. 2000 yılında değil herhalde, 1998'lerde 99'larda yazmışız. 20-25 sene olmuş. Şimdi şiirin kahramanlarının hepsi rahmetli oldu. Hertüs Dağı'ndan, yayladan sabah güzellikleri. Tozlu'nun oradan mı geçiyorsun şey Kor Hoca? Hayvanlar tabi uzun zamandır yağmur yağıyor. Çamur
Tabi çamurun ve hayvanların tırnaklarına zararları var, fazla çamurun. Kimisi topallıyor. Evet, köpekler küçükken alışıyorlar böyle hayvanların peşine gitmeye. Akşam kaçta geliyorsun? 6:30. Hadi uğurlar olsun. Evet, burası 2-3 hanenin hayvanları. Gel haydi dışarı. O geri gitti o. Gel. Bu yaylalarda çok kitap okumuşluğum var. Çantamda mutlaka kitap olurdu. Hatta kitaplar olurdu. 2 ayda ortalama 20-30 kitap bitirirdik. Bunlara ilaç, koyunlara mı vereceksin? Bunu hayvanlara değil, değil mi? Eskiden tabi ağılların çoğusunda koyunlar vardı. Büyükbaş hayvana dönmüş. Kaç yatak koyun var? Kaç yatak koyun var? 1, 2, 3, 4. 4 yatak. Yaylalar eski havasında olmasa da eskiyi andıran, hatırlatan durumlar yok değil. Oldukça fazla çamur tabi yollar. Burası da Rasim amcanın yaylası. Tabii koyunu sattılar. Burada da artık yayla bozuldu diyebiliriz. Evet, yaylada bir sabah. Taşlı yolun başındayız. Evet, yaylalığı biraz da uzaktan alalım dedik. Şu anda 9-10 hane çıkıyor. En son ben bıraktığım zaman burada 45-50 civarında hane çıkardı.
çok eskiden 80 civarında bir şey vardı. Yayla sakini vardı. Yaylacılık yok olmakta olan esasında Türkiye'deki bir olgu diyebilirim. Yavaş yavaş. Belki bir gün bir daha canlanır mı bilemiyorum. İnsanlar tabii moderniteyle beraber kent yaşamına dönmüş durumdalar. Medeniyet buradan aşağıya doğru gidiyor. Bu Yaylalık'tan aşağı burada taşlı yolun başı diyoruz. Buralarda pegler var. Artık eski yaylalara ait, evlere ait. Buranın ismi Nellat. Nellat muhtemelen yine Gürcüce bir kelime. Tam olarak manasını bilemiyorum. Fakat bulursam videonun altına ekleyeceğim. Nellat taşlı yol işte bu tarafta Kayın'ın yaması. Orada öküz yatağı, orada öküzler yatardı, at olurdu 50 tane civarında. 550-600 canlı öküz olurdu. Öküz oradan kalkardı, şu an yok. Öküz devri bitti ve selam. Burası orta sert. Değerli dostlar, Hırtıs Yaylası'nda bir sabah. Hepinize selamlar. Mutluluklar diliyorum.